Evet, merhaba dostlar. 360 markamızın S7 modelinin ana tekerleklerinin temizliği nasıl yapılır? Bununla ilgili bir video çekmeye karar verdik. Daha önce ben temizliğini yaptım. Söktüğümde tekerleri içinde baya bir tozlanmalar, işte bu hav dediğimiz çeşitli pislikleri gördüm. Bunun temizliğini yaptıktan sonra daha bir kararlı çalıştığını fark ettim. Çünkü halı üzerinde değişik hareketler yapıyordu. İşte sapıtabiliyordu, rotasından şaşabiliyordu. Bunu temizledikten sonra daha bir verimli çalıştığının kanaatine varınca ben de sizlere göstermek istedim. Aslında çok zor değil. Birazdan göstereceğim. Zaten toz haznesi, işte sensörleri, ana fırçası, yan fırçasının temizliğini hepimiz yapıyoruz. Ama bir de ana tekerleklerin temizliğini göstermek istedim. Tabii bu konuda garanti dışı kalır mı kalmaz mı, o konuda ben bir şey diyemiyorum. Ciddi bir şekilde, yani biraz dikkatli bir şekilde sökersek bence garanti dışı kalacağını sanmıyorum. Şimdi başlayalım. Önce toz hanemizi, yani toz kutusunu çıkartıyoruz. Sonra ters çeviriyoruz ama dikkat edelim. Ben lidar sensörü yere değmesin diye toz haznesini şu şekilde koyup robotumuzu da böyle koyunca aşağıda lidar kulesi boşa çıkıyor. Yani değmiyor çünkü burada bayağı bir çalışma yapacağız. Öncelikle arkadaşlar, ana fırçamızı çıkartalım yerinden. Daha sonra buradaki öndeki dönen tekerleğimizi çıkartalım. Şu şekilde çıkartıyoruz. Yan fırçamızı söküyoruz. Buralarda bile toz birikiyor, görüyorsunuz. Yani bunu da böyle arada sökerek buraları temizleyelim. Şimdi burayı sökerken arkadaşlar, böyle yıldız uçlu bir tornavidamız oluyor. Bakın zaten burada büyük vidalarımızın yuvaları var. Bunları sökünce buradaki tablo dışarı çıkıyor. Şimdi bunları sökelim. Evet, vidalarımızı sökünce, söktükten sonra vidalarımızı gördüğünüz gibi kolay bir şekilde bu alt kapak bu şekilde sökülüyor. Bakın burada bile birçok yerde, şöyle bilmiyorum kamera gösteriyor mu, pisliklerimiz, tozlarımız mevcut. Bunları da çıkarmışken elektrik süpürgesiyle böyle araya kaçan tozlar, kirleri elektrik süpürgesiyle çekersek gayet iyi olur. Gördüğünüz gibi alt tabla bu şekilde çıkıyor sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim biraz daha düzgünce. Öncelikle burayı elektrik süpürgemizle, çünkü çok ciddi tozlanmalar var burada. Bu aralarda tam görünüyor mu bilmiyorum. Ben şöyle göstermeye çalışayım. Çok ciddi tozu, kiri işte çekmiş içeriye külü olarak. Bunu elektrik süpürgemizin en düşük moduyla şöyle hafiften çekelim. Bakın şu yan fırçanın bu iç tarafında çok ciddi bir böyle pamuk yumağı gibi tozlanma olmuş. Açmışken belirtelim. Bataryamız burada. Hani bataryamızı sökmek istediğimiz zaman, değiştirmek istediğimiz zaman, hatta bataryanın iç tarafı bile ciddi anlamda toz var. Burada soketleri var. Tabii bunun üstünü kırmızı bir boyayla herhalde açılıp sökülmesin, servis tarafından yapılsın diye yapmışlar, bilmiyorum. Yani değiştirmek istersek, bataryayı bulabilirsek aldığımızda burada soketi var. Soketinden çıkarttığımızda bataryayı da değiştirmiş olabiliyoruz kendimiz. Şimdi tekerlekleri sökerken arkadaşlar, bakın her iki tekerlekte de aynı şekilde. Burada bir, burada iki ve bu tekeri bastırdığımızda hemen şu iç tarafta da toplamda 3 tane vida olduğunu görüyoruz. Bunları da sökelim. Tekerimizi nasıl söktüğümüzü de göstermiş olalım. Buraya bastırıyorum.
Evet. Bakın şu aradaki vida da burada. Şöyle göstereyim. Şu arada tekeri bastırdığımızda içinden görünüyor. Bu 3 vidamızı söktük. Şimdi vidaları da çıkartabiliriz ama şu anda pek gerek yok. Şöyle göstermeye çalışayım. Bu aralar, ondan sonra bu tekerlerin iç taraflarında tozlar birikiyor arkadaşlar. Tekerin dönmesine engel olan böyle saçlar falan oluyor. Şu aralarda mesela tekeri döndüren motor burada. Bunun üstü, iç tarafları ciddi şekilde tozlanıyor. Şimdi ben yakın zamanda temizlediğim için çok bir şey yok ama gene de içi baya baya tozlanmış. Buraları çok böyle temas ettirmeden elektrik süpürgesiyle çekip çok hafif nemli bir bezle, şöyle nemli bir bezle de ıslak olmasın, nemli bir bezle de etrafını sildikten sonra tekrar yerine takabilirsiniz. Şimdi ben bunu bir güzelce bir dediğim gibi bir elektrik süpürgesi çekip aralarını bir temizleyeyim. Ondan sonra tekrar bunu takarız. Aynı şekilde de tek teker yapabiliyoruz. Elektrik süpürgemizin ayarını çok kuvvetli açmayalım arkadaşlar. Çünkü buradaki devrelere zarar verebiliriz. Lehim yerleri var. Bakın saç kılları bu aralara dolanıyor. Şu aralara. Bunu da söküm yapabilir ama ben buraları sökmedim. Belki bu teker de buradan şuradaki vidalar yardımıyla çıkabilir. Ama ben sökmedim bunu. Çünkü buradan çıkarabildiğimiz kadar saç tüylerini çıkarıp temizlememiz bence yeterlidir diye düşünüyorum. Dönebiliyor zaten elimizde. Şöyle birkaç yerinde arada şöyle tozlanan yerleri sildiğimizde bu şekilde. Bakın daha güzel oldu. Temiz oldu. Artık şu motorun iç tarafları falan daha bir temiz hale geldi. Umarım iyi çekiyorumdur. Benim ilk videom. Zaten buradan Oktay hocama da selamlarımı iletiyorum. Videonun montajlamasını o yapacak. Çünkü ben bu işlerde çok bir bilgim yok. Evet. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde bakın bu iç tarafı da berbat. Burayı da çekelim. Yine hafif nemli bir bezle. Şimdi burada tekerimizin girdiği soket yeri var. Şöyle göstereyim. Şurada buraya mümkünse çok fazla süpürgemizin ucunu veya bezi çok değdirmeyelim. Çünkü oralar biliyorsunuz elektronik yerler arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Montajımızı yapalım. Oturtmadan önce vidalarımı yerine yerleştireyim. Şunu yavaş bir şekilde söktüğümüz tam tersi olacak şekilde yerine oturtuyoruz. Zaten oturuyor. Yani bir sıkıntı yok. Tekerleri ters takma gibi bir durumumuz da yok arkadaşlar zaten. İkisini de söksek bile karıştıracağımız bir durum yok. Çok aşırı sıkmamaya dikkat edelim. Neticede plastik parçalar elimizde kalmasın. Bu şekilde tekerlerimizi aynı işlemleri bunu da yapıyoruz arkadaşlar. Böylelikle bu temizliğimiz bitiyor. Dediğim gibi açtığımızda bataryamızın altını temizleyebiliriz. Buradaki tozları ondan sonra tekerimizi söküp tekerimizin altını nasıl temizleneceğini anlattım. Bundan sonra zaten tekrar aynı şekilde kapağımızı temizleyip tekrar montajını yapacağız.
Bunu da bir nemli bezle sildikten sonra tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar ben güzelce sildim. Video çok uzamasın diye. Sildikten sonra bu arada plastik hiç fena değil. Zaten ben bunun kaplamasını yapmıştım. Daha önce gruplarda da paylaşmıştım. Ne diyor Akif? Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler... Kamuflaj kaplamasını yaparken de üst kapağı sökmüştüm çünkü. Onu da şimdi hani nasıl yaptığımı kısaca bahsederim yapmak isteyen arkadaşlara. Şimdi bu kapağı aynı şekilde söktüğümüz şekilde geri yerine oturtuyoruz. Çok basit zaten. Vidalarımızı tek tek söktüğümüz yerlere taktıktan sonra sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Vidaları yerlerine oturtuyoruz yani. Bitiriyoruz. Şimdi ben burayı bir montajlayıp birleştirmesini yapayım. Sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Kapağımızın üzerindeki vidaların hepsini yerine taktım ve sıktım. Daha sonra işte bildiğimiz gibi ana fırçamızı takıyoruz. Kapağını kapattık. Şu parçayı bir temizleyeyim. Yerine oturtturduk. Bunun da montajını yaptık. Bu kadar sevgili arkadaşlar. Bu üst kapağını kaplama yaparken arkadaşlar kısaca bahsedeyim. Bu şu üstteki kapak buradan tırnakları var bunların. Bunların tırnaklarını yavaş yavaş böyle yani kanırtmak deriz ya biz. Hafiften böyle kaldıra kaldıra esnete esnete böyle tık tık ederek bu öndeki yani şu taraftaki üst kapağı çıkarttım. Çıkarttıktan sonra bu açılır kapanır kapaklıklarımızın menteşeleri var burada. O menteşeleri de torna vidayla yine vidalarını söktükten sonra bu da çıkıyor aslında. En önemli olan bunu çıkartmak. Bu biraz zor çıkıyor. Yani çok dikkatli bir şekilde yavaş yavaş kaldırırsak tırnaklarından kırmadan çıkıyor en nihayetinde. Daha sonra aynı şekilde bu kapağımızı söküyoruz. Altında vidaları var. Bunların menteşesi var bunların altında. O basit. Bu şekilde ben kalıbını alaraktan kaplamasını yapmıştım. Yapmak isteyenlere de böyle bir nasıl diyeyim bilgimiz olsun. Bilgi vermiş olayım. Teşekkürler arkadaşlar. İnşallah siz de yaparsınız. Bu tekerleri temizliğini daha iyi temizlediğimin kanaatine vardığım için ben yaptım. Yani belki siz yaparsınız olmayabilir ama en azından yapmak isteyenlere böylelikle bir bilgi vermiş olalım. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.